Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize mutlu günler. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Evet, Truck Simulator Ultimate'de dün biliyorsunuz güncelleme gelmişti. 1.12 güncellemesi. Birçok özellik gelmişti. Onu da denemiş olduk, test ettik dün. Ve tabii ki yeni hayvan taşıma gelmiş biliyorsunuz. Onu da bugün satın aldım. Şimdi hazır burada ayarlamışken kaçmasını istemedim. Çünkü ondan sonra bir de burada geri sayım falan bekliyoruz. Evet, 1.12'de bir yeni eklenen şey de hayvan dorsacılığıydı. Biliyorsunuz hayvan taşıyorduk. Canlı hayvanlar. Onu yapacağız. Şimdi şöyle başla diyelim. Ve tabii ki sürprizim de size şu. Yepyeni bir kaplamayla devam edeceğiz. Bir de şunu göstermek için böyle başladım. Eğer bulutlu işaretlerseniz öğlen ve havayı da bulutlu işaretlerseniz tam da benim en çok sevdiğim hava tarzı dediğim o güzel resim gibi havayı ayarlamış oluyorsunuz. Onu da bugün test edip görmüş oldum. Şöyle oyna diyelim. Ve yepyeni kaplamamız da birazdan sizlerle olacak. Bu da benim nacizane Truck Simulator Ultimate Zoox Game ailesine armağanım olsun. Yani çünkü bize bu kadar seçenek sunan Zoox Game'e ancak bu şekilde teşekkür etmek istedim. Ve o yüzden bir kaplama yaptım. Ve bu arada tabii ki Göktor'a iş detaylarında şöyle İzmir'den, memleketinden Tekirdağ'a gidiyoruz. 372 kilometre yolumuz olacak. Evet, hayvan taşıma, canlı hayvan taşıma. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Zoox hayvancılık. Tabii ki bizi karşılamış oluyor kaplamada. Şimdi o kaplamayı da size detaylı olarak aynen göstereceğim. Şurayı bir konsolu kapat diyelim. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi Zoox. Burada gene motosikleti fark et yapışkanı var. Evet, Zoox hayvancılık. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey yapmak istedim. Yani bize madem böyle bir canlı hayvan dorsesi verdi Zoox Game, ben de nacizane bir onlara armağan olarak, teşekkür olarak işte böyle bir şey yaptım. Umarım onlar da beğenirler. Gördüğünüz gibi Zoox hayvancılık. Aynen dedim, niye böyle bir şey oldu da buraya da maşallah resmi koyduk. Burada da gördüğünüz gibi Zoox hayvancılık. Her şey gayet güzel oldu. Şöyle hemen ışıklarımızı da bir yakalım. Onları da size bir göstermek isteyeyim. Aynen bu şekilde şöyle konsolu kapat dedik. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir kaplama. Bunu da zaten şöyle dilerseniz resimle alabiliriz. Aynen bu şekilde. Evet, şöyle dilerseniz devam edelim. Şöyle kameramıza geçelim. Evet, 1.12'deyiz. Altımızda Volvo FH var. Bugün tabii ki şöyle söyleyeyim. Dün en yüksek ayarlarda hem kar yağışını hem de normal biliyorsunuz güneşli havayı denemiştik. Evet. Yani canlı hayvana da bugün ben birçok deneme yaptım. Öyle söyleyeyim. Evet. Bugün mesela şu anda bizim şansımıza ne gelmiş oldu? Hemen ona da bir bakalım. Yani inek, keçi, onun haricinde işte at. Tabii ki ben inek versiyonunu çekmişim. Burada da gördüğünüz gibi aynen şöyle keçiler. Bunların da bir resmini almış olayım. Evet. Bugün de keçi taşımış oluyoruz. Aynen. Gördüğünüz gibi bu dorse yeni eklenen bir dorse. Evet. Biz şöyle yolumuza devam edeceğiz. Aracımız dediğim gibi kaplama linkini de açıklama kısmında bulacaksınız. Biz dilerseniz şöyle artık Tekirdağ'a doğru yolumuza çıkalım. Haydi bakalım, bismillah dedik. Evet, farlarımız da açıktı. Onları da kapatalım. Aynen, havamız gayet güzel. Dediğim gibi bulutlu havayı ayarlarsanız eğer öğlen, aynen bu şekilde gayet mükemmel bir havayı seçmiş oluyorsunuz. Aynen, şöyle klimamızı da bir açalım. Evet, şöyle. Evet, bu şekilde. Aslında şöyle Zoox Game
Benim son videomu izlediyseniz eğer görmüşsünüzdür ETS2'de. Orada müzik açtım. YouTube'un biliyorsunuz serifsiz müzikleri var. Mesela şu Truck Simulator'da aynı şekilde müzik ekleme yeri yapsa çok güzel olacak. Evet, şu konsolumuzu da bir kapatalım. Aynen. Evet, yani çok beğendiğim bir araç biliyorsunuz Volvo. Ve yeni eklenen Dorse. Bu arada ayar kısmında daha önce göstermiştim biliyorsunuz. Oradan da bu ekranı bu şekilde yapabiliyorsunuz siz de dilerseniz. Evet, bu da yeni hayvan Dorse'sini de görmüş olduk. Yani çeşit çeşit at, eşek, eşek değil gerçi görmedim eşeği de. At, inek ve bugün keçi. Arka tarafta taşıdığımız canlı hayvan taşıyoruz. O yüzden ben de dediğim gibi Zoox Game ailesine buradan bize bu fırsatı verdiği için, böyle güzel bir oyun çıkardığı için ben de onlara bu şekilde teşekkür etmek istedim. Evet, hayvan yükünü alan arkadaşlarım dilerlerse bu kaplamayla yük taşıyabilirler. Ben de memnun olurum tabii ki. Dediğim gibi açıklama kısmında linkini bulacaksınız. Aynen şöyle. Biz de direksiyon. Evet, bugün de hatta şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. San Marino'da 5 tane şoförüm vardı. Aracım da vardı tabii ki. Bir ara maalesef o araçları işe gönderemedim. Belki muhtemelen teknik bir sorun olmuş olabilir. Ondan sonra düzeldi zaten. Evet, onu da söyleyeyim dedim. Yoksa normal komple ki araçları da satmıştım zaten. Hani bir sıkıntı var diye, belki düzelir diye. Sattım. Şoförler şu anda boş. Araçları da tek tek geri toplamam lazım şimdi. Ama dediğim gibi teknik aksaklık olabilir. Silmeye de gerek kalmadı. Buradan da Berkan kardeşime de söylemiş olayım. Onunla da bir konuşmuştuk. Selam olsun ona da. Evet, ama evet, normalde ben sağ sol oklarla oynayacaktım. Direksiyon Volvo'da bir sıkıntı yapmaz dedim ama maalesef orada da hafif bir sıkıntı yaptı. Yani bu genel bir sıkıntı, yani bu Volvo ile alakalı değil. Hele dün de zaten görmüşsünüzdür. Hatta dikkat edin, tekrar izlerseniz. Benim normalde biliyorsunuz parmakla çevirdiğimiz direksiyon neredeyse ekranın ortasına kadar dönüyor. Ama normal aracın direksiyonu çok az dönüyor. Ona bir direksiyon ayarı yapılması lazım. Zoox Game. Havayı da dediğim gibi bulutlu ve öğlen ayarlarsanız aynen bu güzel havayı yakalamış oluyorsunuz. Yani fantastik havayı ben pek anlamadım. Şu anki görüntüyle aynıydı zaten. Bir de çok kasıyor. Yeni olduğu için. Bence gerek yok. Yani şu anda benim en yüksekte. Yüksekte de oynayabilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Aynı şey oluyor. Evet, yeni şehir eklenmiş. Onu hala bulamadım, hangi şehir olduğunu. Bir de size daha sonra şu, hatta daha sonra değil de unutmadan şöyle bir şurayı bir geçelim. Avatar şoför geldi. Dün uzak kalmış biraz. Araç çıkarken gözükmüş ama şimdi daha net. Şöyle dilerseniz. Yani şu direksiyonu inanın korkarak kullanıyoruz. Umarım en kısa zamanda, bir de bu tabelalar niye boş, onu anlamadım. Aynen şöyle bir 360 kamerası yapalım. Hazır. O da müsaitken orta. Şöyle şoför. Evet, şoför de bu şekilde olmuş. Gördüğünüz gibi şoför de kafa sallayıp gülüyor. Evet, bunu da en azından avatarı görmüş olduk ama bu levhalar neden boş onu da bilmiyorum. Evet, Atatürk kümüzün görüyorsunuz İzmir'den çıkarken güzel onu
Burada kısa dönem askerler yapmış. Evet. Yurtta sülh, dünyada barış. Evet, buradan da o yapan bütün asker kardeşlerime ellerini yüreklerine sağlık diyorum. Böyle güzel bir iş ortaya çıkardıkları için kolay değil tabii ki. Dağı oyup bu işçiliği ortaya çıkarmak. Aynen. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde de görüyorsunuz. Şöyle farları da bir yakalım. Evet, bir resimde şöyle bir aldık. Hemen devam edelim. Şimdi çünkü polis gelip ceza kesecek. Evet, maalesef araç yıkayamıyoruz. Yazık, hayvanlar var çünkü dorsada canlı. Onları da olduğu için yıkama yapamayız. Evet. Hayvanlarımıza da saygılı olmamız lazım çünkü onlar da bir canlı, onlar da bize emanet. Evet, İzmir'deyiz. Tekirdağ'a doğru gidiyoruz. Daha bayağı bir yolumuz var. Yani fazla da hız yapamıyorum inanın. Yani değiştirdim. Keşke değiştirmeseydim diyebiliyorum. Yani bayağı bir direksiyon ağır. Kontrol ediliyor, öyle söyleyeyim. Evet, dediğim gibi ayar bölümünde de bunu zaten daha önce gösterdim ama siz de ayar bölümüne basarsanız ayarlar bölümünde orada çıkıyor zaten sizin karşınıza bu özellik. Yani saydamlaştırabiliyorsunuz. En azından daha temiz. Öyle böyle alıştık biz artık yerlerine. Zaten çok ince bir görüntü var baktığınız zaman. Bu arada yeni oyun da var. Herkesin beğeneceği bir oyun. Sizden gelenler de yeni geldi. Çok hoşuma gitti. Ben oynadım biraz. Aynı Forza gibi değişik bir oyun, öyle söyleyeyim. Evet, şimdi de köprüden geçiyoruz. Gerçekten. Tekirdağ. Evet, İzmir Tekirdağ. Siz de eğer denk gelirse işte tabii ki tepkiler de var. Yani güncelleme ile ilgili şöyle söyleyeyim, yani bana da sorsanız ben de daha güzel bir, daha şöyle bir dev güncelleme beklerdim. Bayağıdır biliyorsunuz güncelleme yoktu. Hatta ben tekrar tekrar söylüyorum. Yani şöyle bir tane yeni tır bekledim. Ne olursa olsun. Yani dedim en azından bir tır gelir. Ama Zux Game o yönde bizi şaşırttı. Herhangi bir yeni tır gelmedi. Onun haricinde yani yeni şeyler eklenmiş, hatalar düzeltmesi yapılmış, grafik geliştirilmiş. Yeni işte şu an kullandığımız Dorse gelmiş. Aynen, biz de şu anda İstanbul 15 Temmuz Köprüsü'nde yolumuza devam ediyoruz. Aynen. Neyse, ilk defa da böyle tersten de olsa güzel gidiyoruz. Nazar değmesin. DTS'de çünkü genelde sıkıntı oluyor. Ya bir yerlere çarpıyordum. Aynen şöyle en azından
Evet, bari böyleyken de. Ama bence size de tavsiye ediyorum bu yolu. Yani İzmir, Tekirdağ yolu, öyle söyleyeyim. Maşallah, nasıl bir köprü bu, bitmedi. Yani resim de almak istiyorum aslında, şöyle hazır yeni güncelleme. Biraz bol resimli olacak kapak resmi. Aynen görüyorsunuz. Yani ilk defa maşallah diyeyim, bu kadar uzun geldi bu köprü. Resimlik bir şey kalmadı. Şöyle devam edelim tabii ki. Evet, cam kirlenme. Görüyorsunuz şu anda camdaki hareketleri. Evet, burada size söyleyeyim, bu tür yerlerden geçerken en sağ kullanın, en garanti o çünkü. Allah Allah. Hayret, daha önce bu kol kalkarken çarpmıyordu araca. Evet, onu o da görmüş olduk. Yalnız şu bir gerçek, yani Volvo'nun içi mükemmel. Şu görüntüye bakar mısınız? Ben tabii ki şöyle soluk yapınca daha da güzel oldu görüntü. Evet, dediğim gibi burada değişik bir video olsun istedim tabii ki bu bölüm. Şöyle kusura bakmayın tabii ki, yani şöyle güzel bir görüntü bulmuşken de şöyle dilerseniz aynen şu şekilde, evet böyle, evet, Türk bayrağımız ve Truck Simulator. Arka arka ve bir diğer köprüdeyiz. Evet, köprüler maşallah bitmiyor. Şimdi de Osman Gazi Köprüsü'ndeyiz. Evet, bence çok renkli bir yol gidiyoruz. Yani hem iki köprüden geçtik. Bu arada camlar da kirleniyor. Evet, birçok oyun deniyorum. Ben de biliyorsunuz sizlerle beraber. Hani şöyle söyleyeyim, ETS2 tadında baktığım zaman Truck Simulator Ultimate, Android'de özellikle şu an için, yani kalite olarak en iyisi diyebilirim. Ha, evet, UTS falan var biliyorsunuz. Yani şu an için bir tek onu örnek gösteriyorum. Bazı da çok gerçekçi ama işleri iyi olmayan. Ama genel olarak baktığımızda bir Türk yapımı olarak Truck Simulator Ultimate tabii ki gurur veriyor insana. O yüzden buradan da o zaman selam olsun diyorum Zux Game'e. Daha da değişik oyunlar çok var. Sıralamada devam edeceğiz tabii ki. Evet, sonuçta oyun kanalı kanalım. Ve yeni rotanız olarak belirlediğim bir yolla aslında ben bu yola çıktım.
Ve sizler sayesinde büyüdük büyüdük. Buralara kadar geldim. İnşallah daha da büyürüz hep beraber. Dediğim gibi daha yapacak çok işimiz var burada da. Ben de elimden geldiğince sizden gelenler bölümü, özellikle benim de çok beğendiğim bir bölüm oldu. Hatta dün de belirtmiştim videomda, bir Galatasaraylı olarak. Tabii ki İzmir'deyiz biz, biliyorsunuz. İnşallah bir gün şuraya da gelmek nasip olur diyeyim. Evet, Türk Telekom Arena. Şöyle bir resim alalım. Aynen, devam edelim yolumuza. Ceza yemeden. Evet, futbol muhabbeti pek yapmıyorum ama buradan tabii ki bu sene Galatasaraylı olarak Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim. Çok da mutlu olurum. Bu sene de hak ediyorlar zaten. Onun haricinde Fenerbahçe de bizim gibi bu sene bayağı bir kötü. Beşiktaş keza aynı şekilde. Ama Trabzon'da hak ediyor. Güzel bir sistemi var. Yoluna da devam ediyor. Gerçekten de %90 muhtemelen bütün herkes bu sene şampiyon olmasını istiyordur Trabzon'un, ki ben de isterim yıllar sonra hak ettiği bir şampiyonluk olsun diye. Yani tabii ki futbol bu, top bu, kimi severse belli olmaz. Ama dostluk, centilmenlik kazansın ilk başta. Ondan sonra şampiyon olmak tabii ki çok başka bir şey. Ama Trabzonspor'un da bir Galatasaraylı olarak şampiyon olmasını isterim. Biz bayağı kötü gidiyoruz tabii ki. Aynen bu şekilde de yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Evet, diğer türlü de bakalım yeni hocamızla. Evet, şöyle de yeni hocamızla ne yapacağız bilmiyoruz tabii ki. Daha bir şey söylemek için de çok erken. O yüzden önemli olan tabii ki Galatasaray, ne olursa olsun. İnşallah güzel bir sezon olur hepimiz için. Şampiyonluğu da hak eden kimse o kazansın. Daha çünkü ikinci yarı yeni başladı. Her an her şey değişebiliyor. Böyle bir futbol var biliyorsunuz şu anda. Evet, bu arada 133 kilometremiz daha var. Artık şöyle bayağı bir uzun video oldu. Bir yandan da direksiyonda tabii ki fazla bir sıkıntı olmasın diye yavaş hareket etmeye çalışıyorum. Evet, aracı da yıkatamıyorum, aksilik. Yani yazık, hayvanlar var. Biliyorsunuz Dorse'de su geldiği zaman hayvanlar yapamaz arkada. Hem ilaçta hem şey, zaten normalde de yıkanamaz. O yüzden böyle artık camı sile sile gideceğiz. Evet, şöyle bakıyoruz. Yine camlar gitti.
Evet, şu anda bayağı bir fark ediyor zaten. Siz de görüyorsunuz. Evet, ileride bir benzinlik bulursak olmadı orada bir şeyler alalım. Karnımızı doyurmak için. Çünkü bayağı uzun yol oldu. Evet, Volvo çok güzel gerçekten. Kullanması da çok rahat. Evet, şu olaya da çok sevindim. Dün biliyorsunuz denediğimizde böyle bir şey olmadı. Yani kısa yol da gitmiş olsak. Ama en azından şu olay çok güzel oldu. Camlar tabii ki şimdi sonuçta uzun yola gidiyoruz. İlla ki cam normal hayatta da o şekilde. Buradan da bir püf nokta vereyim. Dün videoda izledim bir tane. Çok şaşırdım, enteresan geldi. Patatesi ikiye bölüp cama sürdüler. Araba camlarına, hatta yarısına bir test ettiler. İnanın güzelce de bir kuru bezle sildiler. Patatesi sildikten sonra. Ondan sonra su döktüler. Su sıktılar. Ne yaptılarsa yapsınlar. Bir yarısı su doldu. Diğer patatesi sildiği yer, şey cam kesinlikle su tutmadı. Dediğim gibi önce camı patatesle bir güzel siliyoruz. İkiye bölüp. Onun arkasından kuru bir bezle güzelce ovalayarak yediriyoruz iyicene. İç patatesi sildiğimiz yeri güzelce siliyoruz. O kadar. Ondan sonra araç camı maalesef yani özellikle bu kış aylarında çok işimize yarayacak gibi geliyor. Bütün araç kullananlar için söylüyorum. Dileyen deneyebilir. Yani test edilmiş bir şey çünkü. Siz de deneyebilirsiniz. Yani başarılı da sonuç oldu gördüm. Arabayı hiç tutmuyor. Evet biz de yolumuza devam ediyoruz. En azından güzel uzun şöyle bir video. Ben de renkli bir yolculuk oldu. Hoşuma gitti benim de. Araç güzel, yollar da güzel. Yeni Dorse'mizde. Hava da tam da böyle benim istediğim gibi. Gerçekten de mükemmel. Evet dediğim gibi benzinlik bulursak yıkamaya gireriz. Yani yıkamaya dedim benzinlik bulursak bir şeyler yeriz diyeceğim ama artık 45 kilometre kaldı. Yani bayağı da bir geçtik zaten biliyorsunuz. Evet, sanayi, şehir arası terminal levhalar başladı gözükmeye. Aynen. Ve direksiyonu da elimden geldiğince şu virajlarda özellikle çok böyle yavaş çevirmeye çalışıyorum. Hani fazla böyle yerinden oynamasın diye. Evet bir videoda da şöyle bir şey var. Nasıldı o? Hangi yükü alıyorduk? O zaman bir yük vardı da. Onda da mesela dereden yani suyun şey var. Bir nehir var. Köprüden geçiyoruz. Saman olması lazım. O her zaman çıkmıyormuş galiba. Onu da bir gün denk gelirse videosunu çekeceğim. İstiyorum da zaten çekmeyi. Sadece o işi aldığımız zaman herhalde saman, evet saman işini aldığımız zaman köprüden geçiyoruz. Evet bugün de şöyle söyleyeyim. Daha önce ben
bir tur atmıştım. Onda da aynı bu şekilde yol vardı. Demek ki bu yükü aldığımız zaman bu yolu veriyor. Yani fena değil, güzel yol. Dediğim gibi renkli bir yol oldu. Çok beğendim ben de. Sizler de umarım sıkılmamışsınızdır. Ara ara durup mecbur resim aldım. Kusura bakmayın çünkü aynı yolu bir daha denk getiremem. Kapak resminde şöyle bir 4-5 çeşit resim olsun istiyorum. Evet, o yüzden dediğim gibi bu aracın da kaplamasını açıklama kısmında bulacaksınız. Siz de güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden sizler için de. Evet, dediğim gibi bu hayvancılık yükü aldığımız zaman yani bu bölge aynı. Değişmiyor. Evet, bir şöyle bir normal teslimat diyelim. Evet, şöyle. Şurada bir duralım dilerseniz. Bir de şöyle tam da deniz kıyısının orada. Evet. Gözler hepten gidiyor artık. Aynen. Evet, uykusuzluk da görüyorsunuz. Bayağı bir değişik bir şey oldu. İlk defa böyle oldu, öyle söyleyeyim. Evet, şoförümüzün uykusu geldi. O yüzden burada şöyle ışığımızı da yaktık. Aynen, konsolu bir kapatalım. Evet, biz videomuzu tabii ki burada noktalıyoruz. Evet, yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, bu güzel videomuzun sonuna geldik. Evet, kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı günler dilerim hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.